Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Evet bu videomda ben sizlere 3 aylık bebeklerin gelişiminden bahsedeceğim. Boyu ne olur, kilosu ne olur, işte neler yaparlar, uyku düzeni, emzirme, tadalma vesaire konularında bilgilendirmeye çalışacağım. yalnız videoma geçmeden önce yine kanalıma abone olduğunuz konusunda tekrar hatırlatmada bulunmak isterim. Eğer dinlerseniz, hoşunuza giderse, devamlılığını isterseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bunun için şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler, 3 aylık bebeğin gelişimi nasıl olur? Önce kız bebeğin boyundan, kilosundan, baş çevresinden söz edeyim. Kızların bu dönemdeki boyu 58 santim, 59 santim civarında olur kiloları işte 5 kilo 400 gram 5 kilo 500 gram civarında yine olur baş çevresi de 39.5 civarında olur yani 39.5 santim şimdi erkeklere geçmeden önce yine her seferde yaptığım hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum benim bebeğim bir santim kısa bir santim uzun iki santim bilmem ne bir iki kilogram affedersiniz 200 gram fazla 300 gram az böyle şeylere ne yapıyoruz? Sakılmıyoruz. Çünkü bebeklerde böyle değişiklikler olur. Hemen bir evhama kapılmayalım. Doyuramıyor muyum vesaire işte bebeğim niye zayıf kaldı vesaire gibi şeyleri düşmeyin. Böyle sıkıntılar tabii ki doktorlar tarafından gözlemleniyor. Kilo boyu artışlarına vesairelere bakıyorlar ama bunların da belli bir oranları var. Yani öyle 100 gramla 1 santimle 2 santimle bunlara böyle bir teşhis koyduklarını hiç görmedim duymadım. Araştırmalarımda da hiç böyle bir şey okumadım. Dolayısıyla lütfen içinizi sakin tutun. E, strese girmeyin. Özellikle emziren anneler lütfen böyle şeyler için kendinizi üzmeyin. Emin olun siz emzirdiğiniz sürece bebeğiniz her şekilde yolunu alacak. Çok da güzel ilerleyecek ve gelişecek. Erkek bebeklerin boyları 60 santim. 61 santim o civarlarda oluyor. E, kiloları 5 kilo 900 gram. 6 kilo civarlarında yine. Kızlardan bir tık yukarıda gidiyorlar erkek bebekler. E, i̇nanın bu aylardan sonra zaten o kadar hızlı gelişecek ki erkek bebek kız bebek çok da şey olmayacak. böyle Bazen görürsünüz kız bebekler daha tomuş tomuş olurlar. Erkekler daha zayıf olurlar vesaire. Onlar çocuğunuzun hareketiyle falan da alakalı olacak. Genel yapısıyla işte genetik yapısıyla da çok alakalı bir durum var. E, o yüzden bunlar böyle dünya genelinde e, ortalama alınmış kilo boy oranlarıdır. Kafatası, kafatası da 40.5 santim civarlarında yine olur erkeklerde de. E, kafatası ölçümüne tekrar değinmek istiyorum burada. Neden kafatası ölçümü yapılır? E, bunu yeni anneler çok merak ederler özellikle. Çünkü kafatası beyin gelişimiyle alakalıdır. Beyin büyümeye devam eder, büyüdükçe kafatası da ona göre şekillenir, başta ona göre düzenlenir. Hani bu aylardan sonra zaten başla e, beden arasındaki orantıda da yavaş yavaş ortadan kaybolacak biliyorsunuz ilk doğduklarında biraz kafaları bedenlerinden daha büyükmüş gibi dururlardı onlar artık yavaş yavaş yayını alacak yerine oturacak artık bebeğimiz büyüdü tombullaştı el avuca gelmeye başladı böyle kolları pamuk pamuk oldu bacakları yumak yumak oldu çok güzel bir şekilde artık gerçekten o bebeksi ten olayına da geçtik Kızarıklar vesaireler, her şey kayboldu. Ve çok güzel, çok cici bir bebek ortaya çıktı. İnanın, herkesin bebeği muhteşem. Gerçekten anne babanın gözünde hani sizin bebeğinizden daha güzel bir bebek olduğunu düşünüyorum Onun kokusu, onun güzelliği, onun sıcaklığı hiçbir şey şekilde ölçülemez zaten. Ee, görmesi nedir bu dönemlerde? Hani böyle eskiden hep anlatırlardı işte gör, çocuktur bu bebektir görmez bebektir nereden bilir kokuyu nereden bilsin işte tadı vesaire. Hayır kesinlikle bebeğiniz bir birey bir birey olarak doğdu. Artık o kendi kuralları, kendi hoşlantıları, kendi istekleri ve kendi dünyası var. Bunu sakın unutmayın. Asla ve asla onu yabana atmayın. Çünkü <laughs> bir fark edeceksiniz ki birazcık daha ayaklansın neler yaptığını göreceksiniz böyle ağzınız açık seyredeceksiniz gerçekten sadece ve sadece anne babalara tavsiyem bebeklerinize fırsat verin onları sevin kucaklayın onun dışında her şeyi zaten onlar rayında götürecekler Allah öyle güzel şeyler veriyor ki öyle güzellikler öyle zeka öyle bir güç kuvvet veriyor ki o bebekleri gerçekten hayranlıkla izlemek elde değil yani onu söylemek istiyorum şimdi görmesi nasıl görmesi süper zaten doğduğu andan itibaren bebeğimiz çok güzel bir şekilde görüyor biz nasılsak şu anda o da 3 aylıkken o görme yetisine sahiptir yakını görmek için gözlerini böyle içeriye doğru getirir siz yaklaştırdıkça gözlerini fark edeceksiniz içeri doğru getirecek yani şaşı gibi duruyor uzaklaştırdıkça da dışarıya doğru döndürecek şimdi bu hareketlerin dışında eğer ki Normal bir nesneye uzaktaki bir nesneye bakarken de hala göz içeri doğru kayıyorsa vesaire buradaki göz kaymaları vesaire artık sizin e, bilinçli olmanızdan kaynaklanan bir e, şeye gelecek. Yani e, dikkate dayalı bir şey olacak. Siz bilinçli bir şekilde onu fark etmeniz gerekiyor. Bebeğinizin gözlerini ara ara böyle e, kontrol etmeniz gerekiyor. İşte yaklaştırıp uzaklaştırarak cisimleri nasıl takip ettiğine bakmanız lazım. Eğer orada bir göz kayması bir şahalilik bir işte şaşılık, vesairelik hissettiyseniz doktorunuza da mutlaka danışın. Zaten genel rutin kontrollerde bütün doktorlarda göz muayeneleri yapıyorlar. Ama olsun, yine anlık bir şey olur. Hani yeni daha muayeneden gelmişsiniz ve çocuğunuzda böyle bir şey hani görmüşsünüzü mutlaka doktorunuzu bilgilendirin. Hep diyorum yani özellikle şimdi bütün dünyanın uğraştığı bu kötü virüsten dolayı sık sık doktor ziyaretlerinde bulunamayabiliriz ama şunu söyleyeyim. Evet devlet hastanelerinde sıra bulamayabiliriz, götüremeyebiliriz. Özel hastaneler gücümüz yetmeyebilir. Para sıkıntısından dolayı, pahalılığından dolayı vesaireden dolayı götüremeyebiliriz. Ee, ya da gerçekten yine bulunduğumuz etraf bu virüsle çok fazla savaşıyordur. O yüzden götüremiyoruzdur. Bu sıkıntıların yanında aile hekimleri var. Aile hekimleri işte böyle zor günler için arkadaşlar. Lütfen aile hekimlerinizle devreye girin. Oradaki zaten bebeğiniz olduğundan itibaren hemşirelerinizin numarasını alın ve onun hep irtibatta bulunun. En azından ona sorabilirsiniz bu konuları. Hem onlar daha sterilize bir ortamdalar. Hani genelde hastaneler biraz daha yoğun olabiliyor giriş çıkışlar ama onlar tek tek alıyorlar içeriye işte hastalara ve özellikle bebeklerin gireceği odayı çok iyi dezenfekte ediyorlar. Bunu gerçekten şahit oluyorum ve ben de takip ediyorum zaten dolayısıyla hiçbir şey yapamıyorsak aile hekimlerimizi arıyoruz ve onlara bilgi veriyoruz. Hani hep bana yazıyorsunuz ya işte hem hamileler yazıyor hem bebekleri olanlar yazıyor. İşte biz koronadan dolayı dışarı çıkamıyoruz doktora gidemiyoruz. Aile hekimleri bu nedenle var. Lütfen onları arayın. Çok zor durumda olursanız evlerinize kadar bile gelip sizi kontrol edebilirler. O yüzden lütfen onlarla irtibat halinde olun diyorum. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dedik böyle gözlerde vesaire de böyle bir kayma mayma bir şey görebiliyorsanız gördüyseniz hemen lütfen doktorunuzu da bu konuda bilgilendirin. Artık görsel hani e, ne bileyim kamera ile bile artık doktorlar çok zorda kaldıklarında e, kamerayı aç bir göreyim bebeği diyebiliyorlar. O yüzden lütfen e, hani bunu ertelemeyin bebek gelişiminde özellikle. İşitme konusu işitmede de yine aynı sevgili anneler artık çocuklarımızın hani e, Allah göstermesin birçok sıkıntılarını hani bedensel olarak sıkıntılarını gözle görülebilir ultrasonografik bilmem bir şeyler çekilebilir işte kan testleri vesaire ama bu görme, işitme vesaire konuları biraz atlıyor olabiliriz. O yüzden lütfen işitme konusunu da dikkate alın ya bana atmayın. Bebeğinizin çok iyi duyup duymadığını fark edin. Ona bir e, e, sürekli onunla irtibat halinde olun ki onun neleri işittiğini, ne kadar işittiğini fark edin. Ee, bebeğimiz bu dönemlerde tanıdığı seslere karşı heyecanlanacak çünkü yani güzel e, bir sıkıntısı olmayan bebekte hemen e, tanıdığı sesleri e, babası mesela işten geliyor dışarıdan geliyor onun artık sesini tanıyor kardeşinin abisinin kız, ablasının sesini tanıyor dolayısıyla onların seslerini duyduklarında bir heyecanlanma bir böyle ellerini falan böyle birbirine vurmaya falan başlama gibi hareketler gözlemleyeceksiniz. Tanımadığı sesleri de çözmek istermiş gibi şöyle bir etrafına pür dikkat kesilir. Böyle bir duraklar sessizleşir. Nereden bu ses geldi? Kim bu falan diye. İşte o arada onun böyle beyni her taraftan çalışmaya başlıyor. O ağlarını kurmuş. Bütün tilkilerin kuyrukları birbirine dokunuyor. Ee, orada işte tanımadığı sesleri de böyle kendince ayırt etmeye çalışacak. Kendince fark etmeye çalışacak. O yüzden pür dikkat kesilir. Tatlı koku, koku duyusu da şöyledir. Ayın sonuna doğru farklı tatları birbirinden ayırt etmeye başlayabilir. Anne sütüyle mama ayırt edebilir. Ya da işte mamasını değiştirdiyseniz o mamanın tadını fark edebilir. Ona karşı bir direnç gösterebilir ya da daha iyi emdiğini fark edersiniz. İşte bunların hepsi tad almaktan ileri kaynaklanan bir şeydir. Tat tomurcukları zaten çok gelişmiştir. Diğer iki videomda da size anlattım. Bebekler doğar doğmaz zaten o dillerinin üzerindeki tat tomurcukları son derece gelişmiş oluyor. Bir yetişkin kadar emin olun tatları birbirinden ayırt ediyor kokulayı da aynı şekilde ayırt eder hoşuna gitmeyen bir şey bir e, cismin birinin kokusu geldiği zaman ona karşı yine ağlayarak vesaire tepkisini koyabilir hoşuna giden kokuları da zaten benliğine kazır ve yine aynı şekilde bazen e, babasının parfüm kokusunu mesela tanır daha dışarıdan içeri geldiğinde sesini çıkarması bile kokuyu algıladığı için bir sevinçle böyle bir hareketlendiğini fark edebilirsiniz bebeğinizin yine o da kokuyu tanıdığından kaynaklanan bir harekettir. Zihinsel gelişiminden bahsetmek istiyorum bebeklerimizin. Bilinçli olarak hareket eder bu dönemde. Yani 3. ayda gerçekten bebeklerimiz artık bilinçli hareket ederler. Oyuncaklara uzanır, tutmaya çalışır. Bunların hepsinin altında motor becerileri, düşünme, akıl yürütme, planlama becerileri yatar. Gerçekten artık o ne yapmak istediğini çok iyi bilir ve ona göre yönlenir. Bu süreçte bebeğin beyninde anılar ve deneyimler de yer etmeye başlar. Sürekli tekrarlanan eylemlerle bellek yolları oluşur. Örneğin ağladığında senin ilgini çektiğini, yani annesinin ilgi gösterdiğini fark ederse bunu kullanabilir bebek. E veya güldüğünde bebek güldüğünde senin de ona güleceğini fark eder ve o e, sen ona yaklaştığın anda gülümsemeye başlar çünkü hoşuna gider onun da e, senin de ona gülmesi, gülmen e, böyle birbiriniz arasındaki iletişim aslında bebek bu durumda sağlayabilir sosyal gelişiminden bahsetmek istiyorum bebeklerimizin 3. ayında çıkardığı sesleri artar bebeğimizin bir kere Mimikleri artar, değişir, işte çığlık atmaya başlar, gülümsemeye başlar, homurdanır, momurdanır bir şeyler kendince o sesli harflerden oluşan işte agular, gugular vesaireler başlar. Bu yollarla seninle anne olarak sohbet etmeye başlar aslında. Yani sen onunla mesela sürekli ona yaklaştığında altını değiştirirken hangi konulardan bahsediyorsan o da artık onları fark eder ve işte annem altımı değiştiriyor. İşte şöyle şöyle sohbet ediyoruz biz onunla diye. O da sohbete karışır. Gerçekten seninle sohbet etmeye başlar. O göz teması da kurmaya başlar. O yüzden gerçek bir sohbet arkadaşı artık buldun. Tebrikler diyebiliriz. Yine bu dönemde bebekler de demin de söyledim babasını tanır, annesini çok iyi tanır, kardeşleri varsa onları tanır. Aile içerisinde en çok en çok gördüğü kişileri iyi tanır ve birbirinden ayırt artık ayırt eder. Bu dönemlerde hani yabancılara ayırt edemez ama bu dönem bu ayın sonlarına doğru hafif hafif bir yabancılama söz konusu olabilir. Hani yabancı biri kucağına aldığında önce bir tanımaya çalışır. İşte burada dediğim gibi yine beyin devreye girer. İşte kokusunu tanımaya çalışır. Yüzüne bakar, dikkatli bakar, hareketlerine, ses tonuna vesairesine her şeyini kontrol eder. Ay sonuna doğru bazen bazı çocuklar hani artık yabancıları ayırt etmiş duruma geçmiş olabilir. Hani sizinki ayırt etmiyorsa da çok da önemli bir şey değildir. Bu çocukların çocuğa da çok fark eden değişen bir şey aslında. Ee, ağlamaları artık her zaman ihtiyaçtan olmayabilir bazen böyle şımarıklığından da olabilir Hani siz ilgisini çekiyor ağladığında annem beni kucağına alıyor oh ne güzel deyip son ses ağlayabilirler o yüzden bu isteklerine de hani yine ağlıyor bu çocuk neyi var diye düşünmek yerine hani o ağlamayı artık anne çözer hani altı işte kurudur karnı toktur bir sıkıntısı yoktur ama işte bunun artık böyle gaz mıdır, başka bir sorundan mıdır yoksa ıı, mızmızlanmak mıdır diye ayırt eder aslında anne bunu. Anne kucağına aldıktan sonra zaten susacaktır o arada da e, siz de emin olacaksınız bebeğinizin bir sıkıntısı yok, sadece sizi istiyor o yüzden ağlıyor. O yüzden ona her zaman yakın olabilirsiniz. Peki bebeğimiz bu ay bu ayda neler yapar? Şöyle bir genel olarak özetlemek istiyorum. Önceki aylara göre daha hızlı gelişmeye başlar bu aydan itibaren başını dik tutabilir mesela. Ee, dik durduğunda ayaklar çok koltuk altlarından tuttuğunuz ayağı kaldırdığınızda ayakların üzerine çok sert bir şekilde basabilir. Bu bir reflekstir. Hani böyle adımlamaya çalışır, bir şey yapmaya çalışır. Ee, bu hani benim bebeğim yürümeye hazır diye düşünmeyin. Bu bir reflekstir. Onun yürümesi için zorlamayın. Bacaklarının üzerine de hani öyle bırakmayın ya da sürekli bu işi yapıp onu yormayın. Bacaklarının şekliyle de oynamayın. Ee, Dolayısıyla hani arada bir yapmakta da hani fayda var bu refleksleri unutmaması adına. Sürekli ellerini inceleyecektir bu dönemlerde. Bu ay iki elini birbirine vurabilir. Oradan gelen ses hoşuna gidecektir. O sesle birlikte işte çığlık atmalar, gülümsemelerle beraber nasıl güzel bir şey, yeni bir şey yaptığını fark eder. Keşfeder bebeklerde. Oyuncaklarını sallayacak ellerini çünkü tanıyor bu dönemde yani elleriyle artık bir şey yapıldığının farkına varacak bu ellerle bir şey tutabileceğini çekebileceğini oyun oynayabileceğini dokunabileceğini dokunduğunda farklı şeyler hissediyor olmak vesaire bunların hepsinin aslında farkına varıyor bebek ve bununla ilgili sürekli böyle bir alıştırma içerisinde sürekli elleriyle her şeyi tanıyacak bakacak her şeyi ağzına götürecektir bu dönemde. Niye bebekler ellerini ağzına götürür? Niye parmak emer? Bu dönemde gerçekten e, her şeyi ağzına götürdüğü için ağzına götürerek tadına bakarak, sertliğine bakarak, dokunarak vesaire yaparak bir şeyleri algıladığı için bebekler sürekli ağzına bir şey götüreceklerdir. O yüzden lütfen yere bıraktığınızda yanında işte kardeşi olduğunda vesairede Ortalıkta bir şey bırakmayın çünkü kardeşi ona bir oyuncak getirirse küçücük bir oyuncak onu direkt ağzına götürecektir. Allah korusun. Hep tetikte olun, hep e, gözünüz üstünüz üstünde olsun bebeklerin. Çünkü sürekli her şeyi ağzına götürecek. Parmak emme konusunda da gelirsek parmak emmeyi çok ilerletmesine müsaade etmeyin. Ben şahsi fikrim budur. E, hani doktorlar e, çok fazla hani bunu şey yapmazlar. Hani e, dokunarak anlıyor derler ama birçok çocukta da hani bunun e, alışkanlık olduğunu da ben gözlemledim o yüzden tamam emsin ama siz e, yumuşak bir şekilde onun dikkatini başka bir şeye çekin ve e, sürekli ele ağzında olmasın onun da bir alışkanlık haline getirmesin bebeklerimiz e, bu ayın sonunda daha az ağlayacak bebeklerimiz daha çok gülecek yuvarlanacak bir şeyleri takip edecek eee Yabancıları bu ayın sonunda fark edecek dediğim gibi. Oyuncakları çok önemli sevgili anneler. Bu dönemde oyuncaklarımız, seçimlerimiz çok önemli. Ee, çünkü artık bebeğimiz dedik ya böyle kafasında her türlü şey dönüyor. Ee, bir şeyleri algılıyor, bir şeyleri anlıyor ve inanın gerçekten öğrenmeye o kadar açıklar ki. O yüzden siz ne verirseniz onu öğrenecek. Dolayısıyla oyuncaklarını da bu dönemde o anlamda seçebilirsiniz. İşte ses çıkaran oyuncaklar. Ee, ses çıkardığı zaman da tabi bir hayvan sesi ise mesela siz tekrarlayın inek mö diye bir ses çıkıyor yanında çocuğa onun inek olduğunu söyleyin o alacak algılayacak dolayısıyla ara ara böyle onunla e, iletişimsel oyunlar oynamakta fayda var e, renkli oyuncaklar seçin o renkli oyuncaklara bayılacak zaten e, uzuvlarını gösterin karşısında mesela bir ayna tutarak burnunu gözünü yüzünü gösterebilirsiniz bebeğinize ve gösterip tekrarlayabilirsiniz. Bunlar da hemen zaten konuşmaya başlamadan önce bile burnun nerede dediğinde gösterebilir size o yüzden. Sık sık artık onun her şeyi öğrendiğini bilerek hareket edin yeter ki. Evin içinde kucağınıza dolaştırıyorsunuz. Elini bir şeye mi uzattı hemen onun ne olduğunu söyleyin. Anlatın her şeye dokunsun. Her şeye dokunduğu zaman hep onu isteyecek diye sakın korkmayın. Ben oğlumda hani benim o kadar çok şeyim olmadı çok yoruluyordum bütün gün çünkü benim oğlum sürekli emip ve sürekli uyumayan bir çocuk olduğu için bütün gün çok yoruluyordum ama eşim akşam geldiği zaman Allah razı olsun ondan alıyordu kucağına ve sürekli bir şeyleri her şeye dokunduruyordu yani mutfak dolabının içindeki şeyler bile dokunuluyordu tekrar hepsine bakıyordu dokunuyordu dolayısıyla hiç öyle korkmayın dokunacak sürekli sürekli isteyecek. Bir şeyi bir iki kere istiyor. Ondan sonra zaten onun heyecanı gidiyor ya da ona anlıyor ne olduğunu. Daha sonra öyle şımarıklıkları olmuyor. Evin içinde hani kendi düzeninizi de çok bozmaya gerek duymuyorsunuz. Çünkü o e, yapma etme dediğiniz şeylere daha çok öğreneceği için ya da e, meraklanacağı için her şeye dokundurtun, bakın, görsün, eldesin, baksın, ağzına sürsün, yüzüne sürsün. Sonra zaten onları bırakacaktır. İnanın bana bu tecrübeyle e, sabittir. Kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Evinizde çiçeklerinizin yerlerini bile değiştirmeyeceksiniz. Çünkü çocuğunuz artık e, o evde sakınılacak bir şey olmadığını fark edecek ve her şeye dokunduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. E, gelişimi için bu aylarda ne yapabilirim derseniz işte biraz önce bahsettiğim şeyler yapabilirsiniz. İlgi ve sevgi kucağınıza alın onu sevin onu sürekli sarılın onu sürekli öpün koklayın. O bu ilgi ve sevgiyle büyüyen bir çocukta hiçbir zarar gelmez hiçbir sıkıntı yaşamaz yani bütün çocuklar böyle süper zeka olup böyle e, muhteşem şeyler yapmak zorunda değildir ama ilgi ve sevgiyi alan bir çocuk e, iyi bir insan olacaktır. Ahlaklı bir insan olacaktır. Merhametli, güzel yürekli bir çocuk olacaktır. O yüzden o da güzel bir birey olarak yetişmiş olacaktır. Önemli olan da zaten budur. Onun dışındaki e, diğer dünyevi e, getirileri de zaten Böyle insanlar da kazanır. Onu biliyorum ve ona inanıyorum. O yüzden lütfen sadece ve sadece bebeğimizin iyi bir insan olması, merhametli bir insan olması, insanları, hayvanları, herkesi seven bir insan olarak yetiştirmekten yana olun. Diğer şeylere karışmayın. Onlar zaten bir şekilde yolunu bulacaktır. Beslenmesi derseniz bebeğimiz hep aynı saatlerde uyanabilir emer, uyanık kalma süresi daha çok artacaktır. Ee, 3 saatte bir emzirmek normaldir eğer anne sütü veriyorsanız. Anne sütünüz yetmiyorsa devam sütleri vesaire kullanabilirsiniz. Tabi buna da siz değil doktorunuz karar verecek. Hani anne sütü yetmiyor sen bu bebeği bunu ver diyecek olan tek kişi o bebeği kontrol eden doktordur. Onun dışında lütfen bebeğinizi başka şeyler için zorlamayın. Ee, katı gıdalar için çok erken ee, katı gıdalardan yana değiliz. Bir de ee, şunu so söylemek istiyorum yani benim yine kişisel fikrim tabi bunları doktorlar çok daha iyi bilirler ama yani bugüne kadar olan araştırmalarımda ve doktorumun da söylediği ve benim de okuduğum kitaplar vesaireler e, makalelerde hep şunu gördüm. Bebeklerimiz kesinlikle katı gıdaya geçinmeden önce asla başka bir şey su bile vermeyin diyorlar. Ama e, birçok yerde görüyorum ki birçok sosyal medyada görüyorum ki bebeğimin ateşi var. İşte ıhlamur çayı veriyorum şunu veriyorum bunu veriyorum yok sabun kabız oldu sabun fitil yapıyorum vesaire sakın ha sakın böyle şeyler yapmayın yani gerçekten bebeğinizin sağlığıyla oynarsınız lütfen bebeğimize katı gıdaya geçmeden önce başka şeyler vermeyin hele bu çaylar bitkisel çaylar vesaireler yani her bünyede bir değil bebeğimizin alerjisi olabilir Allah korusun bir re reaksiyon olabilir yani böyle şeyler verip kıymayın bebeklerinize. E, lütfen başka vücuduna da başka bir şeyler bir yerlerinden sokuşturup bir şeyler damlatmayın e, ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka doktorunuzdan tavsiye almadığınız sürece hiçbir şey yapmayın ne olursa olsun gerçekten e, bu çok önemlidir e, bebeklerimize eziyet etmeyin benim böyle içim acıyor e, okuduğum zaman vesaire işte dün yine bir yerde bir şey okudum bebeğimin biraz ateşi vardı İşte boğazı kızarmış azıcık ıhlamur çayı niye veriyorsun ıhlamur çayı yani verme ya ıhlamur ıhlamurun karşı nasıl bir şey olduğunu, direncinin ne olduğunu bilmiyorsun ki daha bebek anne sütünden ya da mamadan başka bir şey tanımazken 3 aylık bebekten bahsediyor. 3 aylık bebeği ıhlamur çayından bahsediyor. Lütfen sakın ha sakın böyle şeyler asla ve asla yapmayın. Yapanlar olmuştur bir şey olmamıştır tamam olabilir onlar yapmışlardır bir şey olmamıştır Allah'ın hikmeti ama lütfen onun sıkıntılarını başka şekilde yaşamadığını da bilmiyoruz zaten ee, yani birisi bir şey yaptı diğeri de onu yapmak zorunda değil. Her bünyede bir değil, her çocukta bir değil. Lütfen yanlış şeyler yapmayalım sevgili anneler. Bunun için de tekrar tekrar uyarmak istiyorum sizleri. Geceleri bir ya da iki kere emzirebilirsiniz artık. Ee, yani çok enteresan çocuklar var. Benim çocuğum sürekli ben lohusa gibi emzirdim, sürekli emzirdim. İki buçuk yaşında sürekli em yani e, mümkün değil memeden ayıramadım. Ayırmak da çok fazla da e, hani onu da zorlamak istemedim Çünkü yani e, onun için bütün hayatımı her şeyimi onun için planladığım için e, emzirme konusunda da çok istekli ve arzulu olduğum için asla ve asla onun istemediği bir şey yapmayacağım diye kendi kendime söz verdim ve bebeğim için istediği zaman istediği şekilde emri benim bebeğim O yüzden siz de bebeğinizi çok zorlamadan Hani geceleri e, artık bir ya da iki kere uyanıyordur ve emip yatıyordur. Ama tabii ki bebeğin aç ve tok mu onu iyi bilin. Günüzleri daha çok yatmadan önce iyi doyduğuna emin olun. Geceleri uyandıysa da mutlaka emzirin çocuk başka niye uyansın ki yani karnı açtır ya da bir sıkıntısı vardır. Onu da asla memeden mahrum bırakmayın. E, bu dönemlerde duyduğum şeylerden bir tanesi de reddetti. Beni emmeyi reddetti. E, Olabilir, şöyle olabilir. Sebepleri vardır. Bir kere bebeğinizin reflüsü olabilir. Ondan sonra işte sütünü sizin yediğiniz yiyecekler hani sıkıntılıdır. Çok fazla işte acılı, sarımsaklı, soğanlı bir şeyler yiyorsunuzdur. Sütünüze geçiyordur. Ondan bebek hani bunu emmek istemiyordur. Kendi beslenme düzeninizi tekrar lütfen oturtun. Tekrar deneyin. Sütünüz az geliyordur. Buna da çok dikkat edin. Sütünüz az mı geliyor, çok mu geliyor? Sağıp kontrol edebilirsiniz. Onun dışında... Ee, anneler bol bol su için hani bu dönemde sütüm çok olsun kalitesi çok iyi olsun diye e, sürekli yemek yemek yerine e, 3 litre 3,5 litre günde su tüketmeniz gerekiyor ki yediğiniz şeyler de suya dönüşsün. Aksi halde su içmediğiniz sürece o yediğiniz şeyler sadece size yağ olarak kilo olarak geri dönecektir. Bebeğe de bir faydası olmayacaktır. Çünkü süte dönüşmüyordur. Yani bir şeyi yersiniz 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 sadece sizin vücudunuzda kalır. Ama su tüketimini iyi yaparsanız işte o süt olmaya başlar ve bebeğinize de fayda sağlamaya başlar. Lütfen su tüketimini azaltmayın. İlinizden geldiği kadar su çok tüketin. Bebeğiniz zaten çok emdikçe böyle içiniz ciğerleriniz yanacak. Yani su su diye böyle ineceksiniz. O yüzden kendinizde fark edeceksiniz zaten su içtiğinizdeki göğüslerinizdeki hareketlenmeyi kendinizde fark edeceksiniz. Onun dışında sütle ilgili hani e, anne sütünü artıran e, ne, nasıl durumlar olabilir onunla ilgili bir video yapmıştım. Vaktiniz olursa da e, kanalımda da ona göz atabilirsiniz sevgili anneler. E, bir de bu dönemlerde işte kusma ile çıkartma arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Hani emdikten sonra böyle ağzının kenarından pütür pütür bir şeyler gelebilir. Çok hafif bu kusma değildir sevgili anneler. Bu e, işte böyle e, tükürük olayıdır aslında onlarda. Emdikten sonra bile refleks olarak o tükürükleri dışarı çıkartabilir. pütürlü olan şey budur ama kusma tamamıyla boşaltmaktır. Bu ikisinin arasındaki farkı iyi bilirseniz doktorunuza da iyi anlatabilirsiniz. Kusma olduğunda lütfen bunu da hani gözlemleyin. Hangi zamanlarda kusuyor, neden kusuyor vesaire bunu iyi gözlemlemeniz ve doktorunuza aktarmanız gerekiyor. Ee, bu uh, rahatsız, mide rahatsızlığı, reflüsünden vesaireden kaynaklanabilir. O yüzden mutlaka bu konuyu da doktorunuzla paylaşmanız gerekiyor. Ee, oda ayırmaya geçersek oda ayırmada şöyle bir şey var. Benim için Bana soracak olursanız çok erken oda ayırmak. Ben 6,5 aylıkken oğlumun odasını ayırdım. Ee, yani yatak odanıza yakınsa ayırabilirsiniz. Gece sık sık uyanıp kontrol edebileceğinize inanıyorsanız ayırabilirsiniz. Ama hani işte 5-6 ayından sonra olursa bu oda ayırma çok daha iyi olacaktır. Bebeğinizin de ruhsal ne derler sağlığı için bu da çok önemlidir. Yani ben çok fazla bunun da böyle çok uzatmadan oda ayrılmasından yanayım ama çok fazla böyle 3 aylık bebek oldu hemen beşine terk edelim orada ağlaya ağlaya vesaire kişisel olarak buna karşıyım. Yani yine siz tabii ki doktorlarınıza belki uyku koçlarınıza vesaireye danışmakta e, yarar göreceksinizdir ki danışın. Ama ben bir anne olarak çocuğumu özellikle ağlata ağlata hani odasında bırakıp e, ağlayarak uyusun vesaire pozisyona geçemiyorum. Çünkü birçok e, şeyi okudum, makaleyi okudum. Uykuyla ilgili birçok şey okudum e, ve hepsinde öyle yazıyordu. Odada bırakın, işte yatakta bırakın, işte belli bir süre sonra işte kendiliğinden uyuyacaktır vesaire yani buna benim gönlüm çok el vermedi sizin bebeğinizi alıştırma yöntemleriniz farklı olabilir dolayısıyla ben zaten hani hiç uyumadığı için benim çocuğum lohusalığından itibaren böyle bir sıkıntımız vardı ve doktorumuz da bunun genel kişisel özelliği olduğunu söyledi artık çünkü onun söylediği şeylerin hepsini yaptım yapmama rağmen uyumuyordu o sürekli beni istiyordu ve benimle birlikteyken uyuyordu yani ben kucağımda tutarsam uyuyordu onun dışında o yüzden e, bu kendimi de ondan çok mahrum etmek istemediğim için çok da fazla hemen erken ayılmadım. Ama 6 ayından sonra çok daha rahat oldu. Çok daha iyi bir şekilde odasında uyuduğunu fark ettik ve ona göre hareket ettik biz de. E, sevgili anneler bu dönemde aşıları yine var. Aşı takvimiyle ilgili ben bir video yapmıştım. Lütfen onu dinlemenizi öneririm aşılarını unutmayın genel kontrollerini unutmayın özellikle şu anda koronavirüsü var deyip de bebeklerimizin aşısını yaptırmamak asla öyle bir şey olamaz çünkü bu ömrü boyunca hani onu ayakta tutacak bir aşı e, listesi e, bağışıklığı ona göre şekillenecek bunun formüllerini bulun bunu bir şekilde aile hekimliklerinde özel yerlerde vesairede artık yapabilecek bir şey yok o aşıları mutlaka ve mutlaka yaptırmamız gerekiyor tabii ki doktoruna danışarak Umarım faydalı olmuştur e, video. E, sorularınız varsa, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa, sizin de bana e, önerileriniz varsa lütfen e, yazın. E, karşılıklı iyi anlaştığımıza inanıyorum. E, yine tekrar e, videomu beğendiyseniz eğer beğeni yapıp e, bir de abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Sevgiyle kalın efendim, hoşçakalın.